Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere kullanıp deneyimlediğim, en sevdiğim ve cilt bakım rutinimde hep yer alan maskeleri anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Henüz cilt bakım ürünlerine zam gelmeden, o beklediğimiz vergi zammı yansımadan önce ben de önüme son zamanlarda kullanıp etkisini çok beğendiğim maskelerimi toparladım ve teker teker hazırlayacağım. Bu süreçte sanıyorum hepimiz çok fazla maske kullanıyoruz. Zaten Korelilerin de cilt bakım rutininde her gün maskeler varmış. O kadarına gerek yok ama düzenli olarak cildinize bir maske uygulaması yaparsanız ihtiyacınız doğrultusunda cilt bakımınızı desteklemiş ve cildinizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Özellikle kağıt maskelerle aram çok iyidir. Şöyle görüyorsunuz, bir maske kutum var. Bu her zaman dolu olur. Bittikçe yerine yenilerini koyarım ve hemen hemen her markanın kağıt maskesini de kullanmaya özen gösteririm deneyimlemek için. Şimdi önümde hem kağıt maskelerim var, son zamanlarda deneyip beğendiğim, hem de normal formda maskelerim var. Onları anlatacağım. İlk önce kağıt maskelerle başlıyorum. Mesela şu süreçte en çok işime yarayan maskelerden bir tanesi nem maskeleri oluyor. Ben Garnier'in bu mavi olan gece nem maskesini çok beğeniyorum. Özellikle akşam duş aldıysam, duştan çıktıktan sonra yüzüme uyguluyorum. Kağıt maskeleri biliyorsunuz şeffaf yapıda oluyor. Yüzünüze yerleştiriyorsunuz. Tek kullanımlık oluyor. 15-20 dakika bekletiyorsunuz ve sonrasında durulamadan gününüze devam ediyorsunuz. Kalan serumu iyice yüzünüze, ellerinize yedirirseniz çok çok da etkisini görmüş olursunuz. Çok fazla favoriler videosunda size Neutrogena'nın bu kırışıklık karşıtı maskesini göstermiştim. Eğer çizgilenmeleriniz başladıysa, birazcık lifting etkisi de olsun istiyorsanız, belki çok fazla nem probleminiz yoktur. Yağlı ciltli olun, kuru olun, karma olun hiç fark etmez. Kırışıklık hepimizin problemi. Çizgilenmeleriniz başladıysa, birazcık lifting etkisi yaratan bir maske arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde cildi kaldırıyor. Düzenli kullanabilirsiniz. Mesela haftada 2 bunu uygulayabilirsiniz. Çok çok etkili oluyor. Mesela siyah nokta maskeleri, yağlı cilt için olan maskeler, birazcık daha böyle kömürlü maskeler hafif agresif ürünlerdir. Bunları kullandıktan sonra mutlaka nem veren kağıt maskelerle yüzünüzü desteklemeye özen gösterin. Genelde kağıt maskelerde ben Garnier'in ve Neutrogena'nın maskelerini seviyorum. Siz cildinizin ihtiyacına göre başka başka özellikle olan, mesela ışıltı kaybınız varsa, matlığınız varsa, yağ probleminiz, sivilce probleminiz varsa kendinize uygun özellikle maskelere bakabilirsiniz. Şu ara cilt bakım rutinim birazcık değişti. Cildimden de zaten anlıyorsunuzdur. Detaylı olarak onun da videosu gelecek. Çok başka başka ürünler kullanmaya başladım ve cilt bakım rutinime %50 olarak Kore ürünleri eklemeye başladım. Onları da göstereceğim. Onların da çok farklı maskeleri var. Ve ben genelde leke giderici maskeler kullanmaya başladım ağırlıklı olarak. Yani nem maskelerimin yanında leke giderici ürünler kullanmaya başladım. Şimdi onlardan bir tanesi hem cildimin ışıltısını yerine getirsin diye Body Shop markasının C vitaminli maskesini çok sevdim. Bunu mesela 2 haftada bir uyguluyorum. Bazen Body Shop'unkini uyguluyorum. Bazen mesela Garnier'inkini uyguluyorum. Hangisi elimin altındaysa kullanıyorum. Bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Benim evimde bunlar olduğu için bunları kullanıyorum. Mesela cildimin çok nemsiz kaldığını düşünüyorsam ya da agresif bir ürün kullandıysam arkasına da bu tarz E vitaminli bir maske kullanıyorum. Gerçekten çok iyi geliyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Garnier'in nem maskelerini de kullanabilirsiniz. Neutrogena'nın nem maskelerini de kullanabilirsiniz. Hepsinin de etkisi gerçekten şahane. Ve mutlaka gözlerime de maske yapıyorum. Hatta makyaj öncesi bunu çok fazla yapıyorum. Bu altın renkli olan Beauty Formulas markasının Gold maskesi. Bunu çok beğeniyorum. Nemlendirme özelliği gerçekten çok güzel. Özellikle sabah kalktığımda yüzümü yıkadıktan sonra hemen göz çevreme yapıştırıyorum ya da akşam makyajımı çıkardıktan sonra yapıştırıyorum ve televizyonumu izlerken, kitabımı okurken ya da bilgisayar başında işlerimle uğraşırken o benim gözümde kalıyor. Çıkardığımda hiçbir şekilde göz çevresi kremi uygulamama gerek dahi kalmıyor. O kadar yoğun bir şekilde göz çevremi nemlendiriyor. Çok çok beğeniyorum. Misha'nınkini de kullanmıştım. Başka markalarınkini de kullanmıştım ama bunun etkisi gayet güzel. Hatta Estée Lauder'ın, Shiseido'nun maskelerinin etkisine çok benziyor ve onlar dünyanın parası. Bu çok uygun fiyatlı ve kolajen desteği sağlıyor göz çevrenize. Bence bakabilirsiniz. Tabii onu bulamıyorsanız Garnier'in göz çevresi maskeleri de var. Nem için olanı var, uyku maskesi var, kırışıklık karşıtı olanı var. Onların hepsini denedim. Hepsinin etkisi de çok güzel. Garnier'in de bu kağıt maskelerine bakabilirsiniz. Şimdi ben birazcık cildin şikayetine göre olan maskelere geçeceğim. Kağıt maskelerde dilediğinizi kullanabilirsiniz. Cilt tipinize uygun olarak bu markaların maskelerine gerçekten çok çok güveniyorum. Birkaç aydır ben cilt bakım rutinimde ciddi bir değişikliğe gittim. Hem ürün markalarını değiştirdim hem de ürün kategorisini tamamen değiştirdim ve %50 Kore ürünlerine geçtim. İlk önce onu göstereceğim. Leke giderici maskeler kullanmaya başladım. Pirinç maskeleri
maskesi kullanıyorum. Skin Food markasının. Çok güvendiğim bir markadır Skin Food. Bunun daha önceden şeker maskesini kullanmıştım. Başka ürünlerini kullanmıştım. Şu an kapatıcısını aldım. Onu kullanıyorum. Bir sürü maskesi var. Ama arasında en sevdiğim bu pirinçli maske oldu. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Bunu haftada 1 ya da 2 kullanmak gerekiyor. Lekelerim geçsin, cildim ışıldasın, pütürlerim yok olsun diye asla her gün uygulamaya kalkmayın. Her şeyin fazlası zarar, unutmayın. Bunun yapısını da göstereceğim size. Şöyle bir kıvamı var. Pütürleri var. Bu tarz maskeleri bembeyaz, kremsi yapıda ama peeling gibi pütürleri var. Yani içinde mikro pirinç tanecikleri var bunun. Görüyorsunuz. Bu tarz maskeleri parmaklarınız yardımıyla uygularsanız, yani fırça kullanmazsanız daha yararlı olur. Çünkü parmaklarınızla böyle masaj yapan hareketlerle uyguladığınızda aynı zamanda mikro bir peeling işlemi de yapmış oluyorsunuz. Gerçekten çok etkili oluyor. Maskeyi yüzünüze uyguluyorsunuz. 15 dakika bekletiyorsunuz ve sonrasında ılık suyla cildinizi duruluyorsunuz. Ve cilt bakım rutininize devam ediyorsunuz. Eğer ki amacınız benimki gibi lekelerinizi açmaya katkı sağlamaksa ya da cildinizde pütürleri yok etmekse, sivilce izleriniz varsa onların rengini açmaya çalışmaksa bir kere bu ürünleri gerçekten çok düzenli ve tamamlayıcı ürünleriyle birlikte kullanmanız gerekiyor. Şimdi benim yeni güncellenen cilt bakım rutinimde haftada 2 bu maske var. Bunu kullanıyorum. Ve yine haftada 1 kullanılan başka bir leke maskesini göstereceğim size. Yves Rocher markasının White Botanical serisinin uyku maskesi. Bu lekelerin rengini açmayı vaat eden, cildinizde renk eşitliği sağlayan ve cildinizin rengini açmayı vaat eden bir uyku maskesi. Bu normal krem kıvamında. Şöyle krem kıvamında bunu cildinize gece yatmadan önce cildinizi temizledikten sonra uyguluyorsunuz. Ve sabaha kadar cildinizde maske kalıyor. Sabah kalktığınızda da normal cilt bakım rutininize devam ediyorsunuz. Bütün gece yüzünüzde kalıyor. Sadece haftada bir gün kullanmanız gerekiyor. Mesela bu iki maskeyi aynı anda kullanmak da cildi yorabilir. Ben dönüşümlü kullanıyorum. Eğer o hafta bunu kullandıysam bunu kesinlikle ikinci kez kullanmıyorum. Dönüşümlü kullanıyorum ve bu maskeleri kullanırken nem maskeleriyle de cildimi desteklemeye özen gösteriyorum. Az önce size gösterdiğim kağıt maskelerden de yardım alıyorum. Özellikle cildimin elastikiyetini kaybettiğini düşündüğüm zamanlarda, mesela önemli bir çekimim varsa, video çekeceksem ve cildim iyi durumda değilse, acil yardım aldığım maskede Glam Glow'un bu gümüş renkli soyulabilir maskesi tamamen yüzünüze canlılık, parlaklık ve lifting etkisi yaratıyor. Çok kalıcı bir etki değil ama uyguladığınız anda o etkiyi alabiliyorsunuz ve çok çok güzel görünüyor. Mesela leke maskelerini, arındırıcı maskeleri kullandıktan sonra, tabii ki Yves Rocher'in maskesi değil, diğer pirinçli maskeyi kullandıktan sonra Laneige markasının böyle bir uyku maskesi var. Bunu da gece yüzüme uyguluyorum. Sabaha kadar bekliyor ve cildime çok güzel bir şekilde nem veriyor. Nem kaybını böylelikle önlemiş oluyorum. Bir de şöyle bir maske göstereceğim. Çok sevdiğim. The Body Shop markasının Japanese Matcha Tea maskesi. Bunu da şöyle göstereceğim. Bu arındırıcı bir maske. Ben bunu yine parmaklarım yardımıyla uyguluyorum. Fırçayla ürünü alıyorum ve sonrasında parmaklarım yardımıyla cildimi uyguluyorum. 15-20 dakika beklettikten sonra cildimden duruluyorum. Bunun içinde de mikro tanecikler olduğu için aynı zamanda peeling etkisi yaratıyor. Ölü derileriniz varsa onlardan arındırıyorsunuz cildinizi. Mesela fondöten yüzünüze çok iyi bir şekilde oturmuyorsa bir nemsizlikten olabilir. İki, yüzünüzdeki ölü derilerden kaynaklı olabilir. O yüzden ölü derileri arındırmak için de benim gibi kılcal damarlarınız birazcık daha belirginse, hassas cildiniz varsa bu tarz mikro tanecikleri olan maskelerde kullanabilirsiniz. Şahane bir kokusu var. Zaten matcha çayı kokuyor. Çok da güzel kokuyor. Bunu da özellikle PMS dönemlerinde cildimin biraz nefes almadığını hissettiğim, dengesinin değiştiği dönemlerde müdahale amaçlı kullanıyorum. Yine sürekli değil, haftada bir kullandığım maskeler arasında ama dediğim gibi arındırma, detoks etkisi yapmak istediğimde kullanıyorum. Bazen cildim gerçekten çığırından çıkıyor, sivilcelerim oluyor, yağlanmaya başlıyor. Özellikle T bölgemden bahsediyorum ve bölgesel olarak uyguladığım bir maske var. Nuxe'un bu Insta maskı. Bu karbon etkili bir maskesi, simsiyah bir maske. Krem kıvamında. Şöyle göstereceğim. Krem kıvamında, böyle deri görünümlü. İçinde hiçbir tanecik yok. Fırçayla uygularsanız daha yararlı bir sonuç elde edersiniz. Simsiyah bir maske. Bir anda uyguladığınızda simsiyah oluyorsunuz. Ben bunu genellikle T bölgeme, burnuma ve şu bölgelere, gözenekleriniz varsa, sivilce probleminiz varsa iyi geliyor. Ama tabii ki PMS döneminde çıkan tek tük sivilcelerden bahsediyorum. Yoğun sivilce problemi için nasıl bir etkisi olur bilemem. Geçireceğini de açıkçası düşünmüyorum. Zaman zaman çıkan hormonal
Nasi Bilceler'e iyi geliyor. Ve siyah noktalarınız, gözenekleriniz varsa güzel bir şekilde sıkılaştırıyor ve toparlıyor. Bunu da yine haftada bir ya da iki yapabilirsiniz. Ben bütün yüzümü uygulamıyorum. Bunu genelde T bölgeme uyguluyorum. Yanaklarıma leke maskesi, nem maskesi ya da The Body Shop'un bu diğer matcha çaylı maskesini uyguluyorum. Bunlar gerçekten benim cildime en iyi gelen ürünler arasında. Bir de size hep gösteriyorum ama bugün de göstersem mi göstermesem mi karar veremedim açıkçası. Şöyle bir maske kullanıyorum biliyorsunuz. Dave Tree markasının soyulabilir burun maskesi bu. Kırmızı renkli. Benim de şu an çok az kaldı. Maalesef şu an stoklarda bulunmuyor ama benim deneyip kullandığım en iyi siyah nokta ve gözenek maskesi. Bu soyulabilir bir maske. Bunu haftada iki kere yapabilirsiniz. Cildinizin durumuna göre eğer benim gibi çok fazla gözenekleriniz, siyah noktalarınız yoksa, belli dönemlerde çıkıyorsa haftada bir gün uygulayabilirsiniz. Sadece burnunuza ve yanaklarınızda gözeneklerinizin olduğu bölgelere uyguluyorsunuz. Maskenin tamamen kurumasını bekliyorsunuz ve sonrasında soyarak çıkartıyorsunuz. Bir sürü videomda, Instagram'da bunu çok fazla göstermiştim size. Watson's'larda satılıyor ama maalesef şu anda stok yok. Ben mağazadan almıştım. Mağazalarda kapalı olduğu için şu anda hangi mağazada ne durumda açıkçası bilemiyorum. Mağazalar açıldığında buna da bakabiliriz. Çilekli ve ballı, yüzünüzü germiyor. Asla yüzünüzde iritasyon yaratmıyor. Değişik bir kokusu var. Böyle ekşimiş, çilek gibi, şurup gibi bir kokusu var ama katlanılamayacak bir koku değil. İlk uyguladığımda birazcık yoğun geliyor. Canımı sıkıyor ama alerjimi tetiklemedi kesinlikle. Böyle bir renkte görüyorsunuz. Kuruduktan sonra da soyarak cildinizden çıkartıyorsunuz. Bir çevirip baktığınızda maskeye ne var ne yok, bütün böyle siyah noktalar ya da fazla biriken yağ varsa hepsi üstünde oluyor. En etkili maskelerden bir tanesi. Stoklamadığıma o kadar pişmanım ki, yani böyle bir durum olabileceğini zaten nereden bilebilirdik hepimiz. Mağazalar açılır açılmaz ya da stok gelir gelmez online'a anında stoklayacağım ürünlerden bir tanesi. Eğer ki gözenek, siyah nokta probleminiz varsa bence hepimizin evinde olması gereken maskeler arasında bu. Son olarak bir maske daha göstereceğim size. Diadermi markasının şöyle bir duş maskesi çıktı. Duşa girmeden önce yüzünüze uyguluyorsunuz. Duşa girdiğinizde de saçınızı, vücudunuzu yıkıyorsunuz. En son bu maskeyi yıkıyorsunuz. Çünkü o duştaki buharla birlikte aktive oluyor. Cildinize buğ yaptırıyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle hani kaynayan suyun üstüne havlu kapatır, yüzünüze buğ etkisi yaratırsınız. Böyle gözeneklerinize çok iyi gelir, yüzünüze çok iyi nem verir ya, öyle bir maske. Kıvamı da çok güzel. Uyku maskeleri kıvamında, nemlendirici kıvamında, yumuşacık, kokusu kötü değil. Ben bunu marketten almıştım. Marketlerden de rahat rahat bulabiliyorsunuz. Maskeler benim cilt bakım rutinimde çok önemli bir yere sahip. Sürekli değişen maskeler oluyor. Onları da size zaten deneyimledikçe gösteriyorum ama bu aralar çok severek kullandım ve sizlere de gönül rahatlığıyla önerebileceğim maskeler bunlar. Sorularınız varsa videonun altına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Henüz bunlara zam gelmemişken almak istedikleriniz varsa bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram hesabım sürekli videonun altında geçiyor. Ojem Rujum Rimelim. Oradan da anlık paylaşımlarımı, yeni videolarımı görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.